Merhaba arkadaşlar. Metin yayınlarından güzel bir katlama sorusu çözelim. C açısının ölçüsü 50 derece olan şekildeki ABC üçgeni AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek biçimde AD boyunca katlanıyor demiş. Daha sonra B ve C köşeleri zıt taraflara doğru sırasıyla DE ve DF boyunca AD kenarı üzerine gelecek biçimde tekrar katlanıyor. Önce B açısı katlandı DE boyunca daha sonra C açısı tekrar DF uzunluğu boyunca katlandı bu şekilde geldi. Buna göre şekil 4'teki katlı şekilde EDF açısı 20 derece olduğuna göre ABC açısı kaç derecedir demiş. Yani şöyle açılım burada katlanmamış halinden göstereyim. Bizden burasını istiyor. B açısını. Buna göre şimdi şöyle diyelim. Burada öncelikle e, bu ifadeyi şöyle ilk haline getirecek olursak yani şuradaki ikinci şekildeki haline getirecek olursak şöyle tamamlayalım. Burası C açısı verilmişti. Şimdi bize B'nin buradaki DE e boyunca katlandı. B açımız şimdi şurada olsaydı B uzunluğumuz normalde burada DB uzunluğumuz burası olsaydı. Buradaki B açısı DE boyunca katlandı ve buraya geldi. Dolayısıyla buradaki açıyla şuradaki açıyla buradaki açıların birbirine eşit olması lazım. Çünkü dediğim gibi buradaki BD uzunluğu E Buradaki ED uzunluğu boyunca katlandı buraya geldi. Biz burasına A dersek o zaman bununla bu eşit olduğuna göre burası artık 20 artı A geldi. Daha sonra C'nin katlanışına bakalım. Şimdi normalde C açısı burada ve 50 dereceydi. C açısının yani buradaki DC da DF boyunca katlandığını söylüyor. Bunun DF boyunca katlanıyor olması demek ve buraya geldiğine göre o zaman buradaki açıyla buradaki tamamın DF yani buradaki uzunluğun tamamının eşit olması gerekiyor açının. Burada 20 artı 20 artı A var. Dolayısıyla buradaki açıyla dediğim gibi buradaki açıların eşit olması gerekiyorsa 40 artı A. Burasında 40 artı A olması gerekiyor. O zaman buraya da 40 kaldı. Ki 40 ile A'nın toplamı 40 artı A, 40 artı A'ya eşit oldu. Şimdi burada 40 artı 50'den burası 90 geldi. Bizden istediği de B açısıydı. Şimdi buradaki açı e, ilk katlanmamış haline geri gideceğim. Buradaki açıyla sonuçta katlandığına göre geldi. Burası da aynı şekilde 90 derece geldi. Tekrar buradaki ilk haline göre katlanıp açıldığın zaman burada B açısının zaten 90 derece olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tekrar geri aldığımız zaman da buradaki açının 90 dereceye eşit olduğunu söyleyebiliriz.